yine arka fonda görüyorsunuz. Bakan Yardımcısı Erdil, İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kanal 23 mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamaların detayları gelsin şimdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Tunceli'ye gitti. Bakan Yardımcısı Erdil Tunceli'deki programlarının ardından Ankara'ya gitmek üzere Elazığ'a geldi. Erdil havalimanında Kanal 23 mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Tunceli'de düzenlenen program hakkında bilgiler verdi. Biz dün akşamla birlikte başlayan bir günlük çalışma ziyareti, yoğun bir çalışma ziyaretiyle bakanlıktaki ilgili arkadaşlarımızla, üst düzey yönetici arkadaşlarımızla, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Müdürlüğü, Genel Komutanlığı, Göç İşleri Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü üst düzey yetkilileri bir günlük bir çalışma ziyaretinde bulunduk. Bu ziyaretimiz ve bu çalışmamızın amacı İçişleri Bakanlığı olarak bizim ürettiğimiz güvenlik yönetimine, terörle ilgili mücadeleye, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerimiz, göç hizmetlerimizle ilgili o Tunceli özelinde verilen hizmetlerin vatandaş nezdinde değerlendirilmesini yaptık. Vatandaşların çok olumlu ve güzel değerlendirmeleri var. Bize ışık tutacak güzel değerlendirmeleri oldu. Güvenlik yönetimi ve terörle ilgili mücadelede de ildeki birim amirlerimizle toplantı yaptık. Erdil, terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında Elazığ'dan havalanan insansız hava araçları ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Terörle ilgili mücadelede malum teknolojik çalışmalar veya teknolojinin yoğun kullanımı terörle ilgili mücadelemizdeki başarımızın önemli nedenlerinden bir tanesi de kullanılan teknolojidir. Bakan Yardımcısı Erdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci 100 günlük eylem planının açıklanması ile ehliyet, kimlik ve pasaportlardaki randevu süresini 10 güne indirdiklerinin altını çizdi. Bu eylem planında da bizim bakanlığımızın 5 tane projesi 26 eylem, 26 ayrı eylemi var. Ve bu süre içerisinde taahhüt ettiğimiz iyileştireceğimiz ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağımız işler var. Hem terörle ilgili mücadelede hem örneğin güvenlik yönetiminde, asayişte ortaya koyduğumuz somut hedefler var bu 100 günlük eylem planında. İyileştirecek önemli hizmetlerimizden bir tanesi biliyorsunuz nüfus ve vatandaşlık hizmetleridir ve nüfus ve vatandaşlık hizmetlerimizde pasaport, ehliyet ve sürücü belgesi veriyoruz vatandaşlara. Bu geçtiğimiz süreç içerisinde üretimi, talebin yoğunluğu, üretimi ve teknolojideki bir takım tıkanıklıklar nedeniyle 2 aya yakın bir süreyle randevu veriyorduk. Şimdi bu önümüzdeki 15-20 günlük süre içerisinde bu randevu süresini 10 güne indireceğiz. Bu eylem planları içerisinde örneğin bir tanesi budur. 10 günde vatandaşımız başvurduğunda 10 gün içerisinde ehliyetini, kimliğini ya da pasaportunu sunmuş olacağız. Son olarak İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil Elazığlılara selamlarını iletti. Elazığlı vatandaşlarımıza selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Sağlıkla, sıhhatle, esenlikle bir dönem kışa girdik. Bu bölgede huzuru ve asayişi sağladı Türkiye. Sahadaki hakimiyeti proaktif bir şekilde sürdürmeye devam edecektir Türkiye. Bakan Yardımcısı Erdil Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı uğurladı.